Avrupa sokaklarına gezerseniz her köşede Hazreti İsa'nın haç üzerindeki kanlı asılı bir vaziyetteki haliyle karşılaşırsınız. Biridin böyle korkunç bir senaryoyu neden sürekli gözümüze sokmaya çalışsın? Bunun gibi birçok soru dinler tarihçilerini dinleri anlamaya yönelik çeşitli yöntem ve yaklaşım geliştirmelerine sebep olmuştur. Burada onların geliştirilmiş olduğu 10 tane yöntem ve metodu kısaca göreceğiz. 1. Konfesyonel yöntem. Bir dinin tek ve mutlak doğru din olduğu noktasından hareketle diğer dinleri inceler. Bu yaklaşıma dinler tarihinde genel olarak hoş bakılmaz. Fakat Batı'da Hristiyanlığın bakış açısına göre dinleri ele alan olmuştur. İslam dünyasında da İslam perspektifinden diğer dinleri değerlendiren olmuştur. İbn Hazm'ı burada örnek olarak verebiliriz. 2. Deskriptif yöntem. Dinlerin tarihsel tezahürleri olduğu gibi anlatılır. Örneğin Hindular ölülerini yakıp Ganj Nehri'ne atarlar bilgisi böyle bir bilgidir. Konfesyonel yöntemin aksine bu yöntemde objektiflik ilkesine uygun hareket etmek önemlidir. Şehristani ve Biruni'yi burada örnek verebiliriz. 3. Tarihsel mukayese yöntemi. Dinler tarihinin geleneksel metodolojisidir. Her bir dinsel geleneğin tarihsel unsurlarını birbirleriyle karşılaştırarak aralarındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koymayı hedefler. Bu yöntem dinleri ve fenomenleri tarihsel sürece önem vererek ele alır. Thiele, Christensen ve Mircea Eliade gibi birçok temsilcisi bulunur. 4. Yine mukayeseci yaklaşım. Yeni bir yaklaşımdır ve 1990'larda önem kazanmıştır. Her toplum sadece kendisi için yaygın olan bir genelleme prensibi üretir ve buna toplumun ortak kanaati denir. Toplumların bu ortak kanaati ortaya çıkarılmalı ve mukayese edilmelidir. Böylece sadece ortak noktalar değil, farklar da dikkate alınmış olacaktır. Bu yaklaşımın temsilcileri olarak William Baden, Thomas Lawson ve Marsha Hewitt'i sayabiliriz. 5. Fenomenolojik yöntem. Mukayeseli yöntem içerisinden gelişmiştir. Gözle görülür din, yani dua, kurban, müzik ve sanat gibi fenomenleri karşılaştırma yapmak suretiyle anlamaya çalışır. Genelde tarihsel süreci göz ardı eder. Olayların psikolojik anlamlarını öne çıkarır ve içeriden anlama yöntemi olarak da görülebilir. Birçok temsilcisi vardır. Örneğin Gerardus van der Loew, Rudolf Otto ve Wardenburg bunlardan bazılarıdır. 6. Hermeneutik yaklaşım. Fenomenolojik yaklaşımdan sonra dinler tarihçisinin anlam ve mesajı araştırmaya koyulmasıdır. Mircea Eliade'ye göre dinler tarihçisi eski malzeme toplayan bir antikacı gibi olmamalı, malzemeyi yorumlamalıdır. Dinler tarihi böylece bir müze değil, bir mesajlar dizisi haline gelecektir. Chicago ekolünden Mircea Eliade, Joseph Kitagawa ve Joachim Bach'ı burada sayabiliriz. 7. Analitik yaklaşım. Fenomenolojik anlayışın içinden doğmuştur ve 1980'lerden beri uygulanır. 3 amacı vardır. 1. Dinlere ait temel fenomenler hakkında tanım ve tipolojiler yapmak. 2. Analitik modelleri öne çıkarmak. 3. Din biliminde temkitçiliği daha fazla öne çıkarmak. Bu yaklaşımda bir problemi çözmek için bu problem parçalara ayrılır ve fenomenler teker teker analiz edilir. Bu yaklaşımda Armin Gertz ve Jonathan Smith örnek olarak gösterilebilir. 8. Feminist yaklaşım. İlahlarla ilgili kavramlardaki dişilik veya erillik unsurlarını araştırıp dişiliğe ait olanların geçerliliğini öne çıkarır. Erkek yazarlar tarafından yazılan dini metinlerin yeniden ele alınıp yorumlanmasını teklif eder. Daha çok dinler kadınların tecrübelerini önemser ve onların sorunlarına yönelir. Ursula King ve June O'Connor bunun temsilcileridir. Onlara göre dini malzemeleri ve gelenekleri yeniden okumalı, yeniden algılamalı ve yeniden inşa etmelidir. Anne Carr ise erkek egemenliğini kırma ve yeniden inşa etme sürecinin geride kaldığını ve artık her iki cinsiyet arasındaki ilişkinin incelenmesi gerektiğini savunur. 9. Antropolojik yaklaşım. Genelde antropologlar gelişmiş dinlere değil, onlara göre gelişmemiş ilkel dinleri mukayeseli bir şekilde incelemişlerdir. İlk din antropoloğu olarak Edward Tyler'ı kabul edebiliriz. Bu yaklaşımda ilkellerdeki mitler, ibadetler, örf ve adetler, sosyal yapılar, din ve kültür ilişkisi ve kullandıkları kavramlar incelenmektedir. Sonradan Mircea Eliade ilkel kelimesi yerine arkaik demiştir ve antropolojiye arkaik insan terimini kazandırmıştır. Ona göre arkaik insanlar kutsal ve profan diye iki alan içinde yaşarlar. Diğer temsilcileri olarak Melford Spiro'yu ve Edward Evans Pritchard'ı sayabiliriz. 10. Kognitif veya bilişsel yaklaşım. Bu yaklaşımda dinler insanın zihni ve bilinci araştırma konusu edilmektedir. Dini fikirlerin nasıl insan bilincinde oluştuğunu, bunların nasıl aktarıldığını ve bu fikirlerin dini sezgiyle nasıl ilişkilendirildiğini anlamaya çalışır. Böylece insan bilincini anlamak, dindarı ve dinin ne olduğunu anlamaya destek olacaktır. Burada Armin Gert,
Thomas Lawson ve Vico Antonin gibi isimleri sayabiliriz. Dinleri anlayabilmek ve onları bilimsel bir şekilde yorumlayabilmek hiç de kolay bir şey değildir. Birçok insan aslında çeşitli dinleri olumlu veya olumsuz bir şekilde değerlendirirken dinin aslında ne olduğunu dahi bilmedikleri görülür. Gördüğümüz üzere dinler tarihi bilimi bu problemlere çeşitli yaklaşım ve metotlarla bilimsel çözüm üretmeye çalışır. Bir sonraki dersimizde tarihsel mukayese yöntemini biraz daha detaylı inceleyeceğiz.